Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Surat-ı Mekke 5. sefir 30. kısım temizin sırlarından devam ediyoruz. Bab 2 ayağı yıkamak. Ayakları yıkamanın sayısı başı mes etmenin sayısı kadardır. Nitekim daha önce başı mes etmenin sayısını belirtmiştik. Bilginler İki ayağın abdest organı olduğunda görüş birliğine varmışken nasıl temizleneceklerinde görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Acaba ayaklar yıkamayla mı yoksa mes etmekle mi temizlenir? Yoksa insanın bu ikisinden birini seçme hakkı var mıdır? Bu yoruma göre abdest alan insan hangisini yaparsa diğeri düşer ve farzı yerine getirmiş olur. Bu durum ayakkabı giyilmemişse böyledir. Bizim görüşümüz seçime bırakılmasıdır. Buna rağmen her ikisini bir arada yapmak daha üstündür. Her görüşün bir sahibi vardır. Öyleyse mes kitabın zahirine, yıkamak ise sünnete uygundur. Ayetin yorumu ise ayetin zahiri anlamından batini anlamına geçmeyi gerektirir. Vasıl, ayakları yıkamanın batini hükmü. Ayakları yıkamanın batini hükmüne gelince bilmelisin ki cemaatlere koşmak, mescitlere çokça gitmek, zor günde direnç göstermek ayakları temizleyen şeylerdendir. Öyleyse sen de ayaklarını zikrettiğimiz şeylerle ve benzerleriyle temizle. İnsanlar arasında dedikoduyu yaymak için dolaşma. Yeryüzünde büyüklenerek yürüme. Yürüyüşünde vakar sahibi ol. Bu fiillerin ayak ve benzeri abdest organlarını bir kez yıkamak gibi bir kısmı farz, bir kısmı sünnettir. Sünnet farzı ilavedir. Bu ise şeriatın teşvik ettiği ve farz kıldığı şeye koşman demektir. Farz olan, insanın ayaklarını herhangi bir namaz kılma yerine taşımasıdır. Memdup, müstahap, sünnet ise hangisini istersen onu söyle, ayakları uzaktan ve yakından mescitlere taşımaktır. Çünkü bu farz değildir. Gerçi bazı kimselere göre camiye gitmenin farz olan kısmı, belli bir camiye veya cemaate değil, herhangi bir cami ve cemaate gitmektir. Batini anlamıyla ayaklarını yıkamak da buna göredir. Yıkama bir şekilde mes etmeyi de içerir. Yıkayan kişi yıkamaya mesi de katmış demektir. Mesin yıkamaya dahil olması yıldızların ışığının güneşin ışığında içkin olmasına benzer. Mes eden ise yıkamış olmaz. Bunun tek istisnası Araplardan aktarıldığı kadarıyla mesin sözlük anlamının yıkamak olduğunu kabul eden kimselerin görüşüdür. Bu durumda mes eş anlamlı sözcüklerden biri olur. Batini yorumunda anlam yönünden doğru olan mesin özel bir amel türü için yıkamanın ise genellik gerektiren amellerde kullanımıdır. Doğru yöntem budur. Bu nedenle biz duruma göre yıkamayla mes arasında tercihte bulunma görüşüne vardık. Çünkü bazen insan bizzat bir şahsa ait olan belirli bir ihtiyaç için özel bir erdeme koşulabilir. Özel bir amaç için olan bu koşma mes etmek yerini alır. Bazen ise insan bütün toplumu kuşatan bir ihtiyaç ya da ihtiyaçlar için hükümdara gidebilir. Bu durumda şahıs bu genel duruma girer. Bu da mesin dahil olduğu yıkama gibidir. Açıklama ve tamamlama ve ayaklarınızı ayeti hakkında. Abdestle ilgili ayette geçen ve ayaklarınızı ve ercülelikum ayetinde L harfi yoruma göre li veya L şeklinde okunabilir. Bu farklılık bağlacın yıkanan şeye mi yoksa mes edilen şeye mi matuf olduğu ile ilgili görüş ayrılığından kaynaklanır. Bu konudaki görüşümüz harfin yıkanana atıfla L şeklinde okunmasının kendisini mes edilenden çıkarmayacağıdır. Çünkü buradaki bağlaç beraberlik ifade eden bağlaç olabilir ve bu tür bağlaç mansuptur. Söz gelişi şöyle dersin. Kame Zeydun ve Amran yani Zeyd ile birlikte Amr ayağa kalktı. İsteva el ma'u vel haşabeti. Su ve ahşap eşit oldu. Ya da ve ma ente ve kus min serit. Sen ve kusa seritten değilsiniz. Veya merirtu bi Zeyd ve Amra. Zeyd ve Amra uğradım. Aynı şekilde başlarınızı ve ayaklarınızı mes edin yani ayaklarınızı yıkayın şeklindeki ifade de böyle yorumlanabilir. Bağlacın mes'e döndüğünü kabul eden kişinin kanıtı daha güçlüdür.
Çünkü bu yorumu kabul eden insan dikkate aldığı kanıtlamada yıkamayı benimseyenle ortaktır. Bu da lamın feta yani L şeklinde okunmasıdır. Halbuki lamı kesi okuyan kimse ona ortak değildir. Dostlarımızın bir kısmı özeli genele tercih etmişken bir kısmı geneli özele tercih etmiştir. Bunların hepsi genel anlamda böyledir. Bizim görüşümüz farklıdır. Biz halin hükmüne göre hak ile beraber yürürüz. Onun genelleştirdiği yerde genelleştirir, özelleştirdiği yerde de özelleştiririz. Herhangi bir hükmü kendiliğimizden çıkartmayız. Yeni bir hüküm çıkaran insan nefsinde Rab'lık ihdas etmiş demektir. Nefsinde Rab'lık üreten ise söz konusu mesele ölçüsünde kullukta eksik kalmıştır. İhdas ettiği mesele kadar kulluğu eksilen bu insana hakkın tecellisi eksilir. Hakkın tecellisi eksildiğinde ise insana Rabbine dair bilgisi eksilir. Rabbine dair bilgisi eksildiğinde bu eksiklik ölçüsünde onu bilmekten cahil kalır. Mahrum kaldığı bu tecelli nedeniyle alemde veya insanın kendi aleminde bir hüküm ortaya çıkarsa insan onu bilmez. Bu nedenle tavrımız yeni bir hüküm ihdas etmemek oldu. Bab, abdestin fiillerinin sıralanışı. Bilginler ayetteki sıralanışa göre abdest fiillerinin sıralanışında görüş ayrılığına düşmüştür. Bazı bilginler sıralamanın farz olduğu bir kısmı da farz olmadığı görüşündedir. Bu durum abdestteki farz fiillerle ilgilidir. Farz fiillerin sünnetlerle birlikte sıralanmasındaki görüş ayrılığı ise sünnet ve müstahap fiillerle ilgilidir. Vasıl, bunun batındaki hükmü. Sıralamanın batındaki hükmüne gelince bilmelisin ki batında herhangi bir sıralama söz konusu değildir. Bu fiiller o esnada insanın üzerinde belirlen hale göre yapılır. İnsan üzerinde ortaya çıkan durum başına uygun bir şey ise önce onu mesheder ve onunla başlar. Diğerleri de böyle değerlendirilir. Fiilin farz veya sünnetlerle ilgili olması durumu değiştirmez. Öyleyse hüküm vakte insanın içinde bulunduğu hale aittir. Bab, abdestteki ardışıklık. Bazı bilginlere göre unutma veya mazeret söz konusu değilse, unutma ve mazeret söz konusu değilse, ardışıklık farzdır. Unutulursa veya hatırlansa bile mazeret varsa, sıralama bariz bir şekilde ihlal edilmediği sürece farz yerine getirilmiş olur. Bazı bilginlere göre ise ardışıklık farz değildir. Bütün bu görüş ayrılıkları ayetin bağlamı ile ilgili bir sebepten kaynaklanır. Ayette fiillerin sıralanışı bildiren ve bağlacı bir aralık olmaksızın öncekine eklenen şeylerde kullanıldığı gibi bazen geciktirilen şeyler onunla birbirine bağlanır. Bazen ise bu bağlaç kullanılır. Fakat iki fiil beraber gerçekleşir. Abdestte bu son şık caiz değildir. Şu var ki insan nehre daldığında veya aynı anda her organına temas edecek şekilde üzerine sular döküldüğünde geçerli olabilir. Vasıl, ardışıklığın batini anlamı. Batında ardışıklık hakkındaki görüşümüz tıpkı sıralama gibi onun da farz olmadığıdır. İçinde bulunan vaktin gereğine göre fiilleri yaparız. Bu meselenin bir benzerini Risaletül Envar fîmâ yumnahu sahibel halveti minel esrar yani halvet yapana vakfedilenler hakkında Nurlar Risalesi isimli risalemizde belirtmiştik. Bu yoldaki amellerimiz vaktin hükmüne ve verisine bağlıdır. İnsan bazen gaflete düşebilir. Böyle bir durumda insan fiillerdeki ardışıklığa güç yetiremez. Fakat başka bir saat gelir ve ona güç yetirebilir. İnsanın her nefesinde gizlice ve açıktan Allah'a murakabe etmesi yapılabilecek bir iş değildir. Öyleyse ardışıklık genel anlamda gerçekleşmez. Ancak bütün hallerinde bilinçli ve hakkı murakabe halinde olmak için tüm gayretini sarf etmelidir. Yüce Allah şöyle buyurur. Onlar ki namazlarında daimdir. Kastedilen iki namaz arasında başka işleri olsa bile namaz geldiği vakit onu kılmak demektir. Bu nedenle farklı vakitlere bağlı özel bir fiilde süreklilik gerçekleşir. Her nefes bunun olmasına gelince böyle bir şeye gece gündüz Allah'ı tesbih eden ve bıkmayan Mele-i Âlâ'nın yani yüce topluluğun özelliklerinden biridir. İşte ardışıklık budur. Allah adamlarından bazıları için gerçekleşmiş olsa bile bu hal nadiren gerçekleşir. Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her halinde Allah'ı zikrederdi der. Hazreti Ayşe bunu Hazreti Peygamber'den sallallahu aleyhi ve sellem aktarmışsa bundan kuşku duymayız.
Peygamberin görünür bütün davranışlarında mübah fiil işlemeyip sürekli vacip veya mendup fiiller işlediğini demek istemişse bu da mümkündür. Nitekim Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem mertebesinden bu husus bellidir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine uyulsun diye hareket ve duruşlarıyla ümmeti için bir öğretmendir. Binaenaleyh peygamber sürekli zikir halindeydi. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne gelince kendisi bildirmediği sürece Hazreti Ayşe'nin bu konuda kesinlikle bir bilgisi olamaz. Bununla beraber böyle bir durumda olup da Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem aynı anda mübah olduğunu bilerek ve farkında olarak mübah fiilleri yapması tasavvur edilebilir. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bütün hareket ve duruşlarında şeriatın hükmünün farkında olması da böyle değerlendirilebilir. Böylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadette ardışıklığın yani kesintisiz murakabe ve bilinç hali gerçekleştiği kimsedir. 30. kısım tamamlanmıştır bunu, 31. kısım takip edecektir.